köşedeki büyük mağazada oldu memur bey. Ben kışlık ceketlerin bulunduğu bölüme bakıp gelecektim. Oğlum Alican sen şurada dur beni bekle dedim. Gittim baktım hiç beğenmedim. Yaka kesimleri çok kötü. Ekosellilere de bayılırım. Arkadaşlar da sana çok yakışıyor diyorlar. Hanım çocuğu anla. Boş ver ceketi. Ben ne anlatıyorum? Ceketin modelinden, kumaşından bana ne? Ben modacı mıyım? Ama ceket bu olayda önemli. Niye? Eğer ben ceketi beğenseydim alırdım. Oğlumu da mağazada unutmazdım. Ben o mağazadaki ceketleri beğenmeyince kalktım gittim karşıki mağazaya girdim. Çocuk burada kaldı. Kalmış. Anlayamadım. Yani istem dışı geçmiş zaman. Devam et. Ediyorum. Devamlı ceketleri inceliyorum. Hele bir tane vişne türü var. Harika harika. Ay bir kavun içi siyahlı var. Kendinden kumlu. Halis yürü. Hanım çocuğu nasıl unuttun onu anlat. Ben de Fenerbahçe Beşiktaş maçını anlatmıyorum herhalde. Peki devam edin. Beyaz ortada da Metin. Metin ilerliyor karşısında Rıdvan var. Rıdvan kaptı topu Aykut'a uzattı. Al işte. Kafamı karıştırdın. Beşiktaş Fenerbahçe maçına gitti aklım. Hanım maçı bırak da çocuk nereye gitti? Çocuk gitmedi ben gittim. Çocuğu mağazada unutup gittim. Ay bugünlerde bir unutkanlık bir unutkanlıktır gidiyor. Geçenlerde de bizim beyin yüzünü unuttum. Ay vallahi. Nasıl yüzü? Yani simayen. Akşam kapı çalındı açtım baktım karşımda bir adam. Adam bana bakıyor ben adama bakıyorum. Ay ben bu adamı bir yerden tanıyacağım. Bir yerden tanıyacağım ama nereden? Düşün 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 sonunda buldum. Ay bizimki. Ay vallahi. Bu çocuk kaybolmuş abi. Kaybolmuş. Oh sen benim her şeyim. Sakın bir daha kaybolma. Gebertirim seni. Ama anne ben kaybolmadım ki sen beni unuttun. Yoksa artık başka çocuklarını seviyorsun. Bir anne yavrusunu unutabilir mi? Haklısın benim biricik yukala yavrum. Anneler çocuklarını, çocuklar da annelerini asla unutmazlar. Ama anneler de yalan söylemezler. Ne eksi var şimdi bunun? Geliyor beş kardeş, geliyor. Ama sen şimdi dedin ya anneler çocuklarını, çocuklar da annelerini unutmaz diye. Dedimse dedim, ne olmuş bilmiş be? Sen de anneni unuttun. Anneannemi iskelenin önünde unuttuğunu unuttun mu? Ah ah benim zavallı anneciğim. Vefakar, çilekeş ev kadını. Ah seni iskelenin tuvaletine soktuk. Sonra da orada unutup geldik. Kim bilir şimdi ne yapıyordun? Tuvalette olduğuna göre. Kızımla torunum. Beni burada iyi ki unutup gittiler Nasuhi Bey. İyi ki unuttular da bunca yıl sonra birbirimizi gördük Mahmura Hanım. Hey gidi hey. Hatırlıyorsunuz o günleri değil mi? Hiç. Hiç unutmadım ki Mahmura Hanım. Ben de öyle. Ben de unutmadım. Nasuhi Bey. Tabii zor oldu ama değdi doğrusu. Boya, badana, perdelerin değişmesi. Bu zamanda mobilya seçimi kolay mı şekerim? Sağ olsun benimki her dediğimi yapar. Hiç masraftan kaçınmaz. Ya güzel olmuş. Bence biraz klasik olmuş ama. Biliyorsun bu sene mobilyalar tek tek. Takım odası yok. A tabii öyle benimkiler gibi. Söyleyeyim bakalım bileziğimi nasıl buldunuz? Kocam almış 33 milyon. Ah çok şirin. Ama artık böyle takılar kaldı mı şekerim? Şimdi iri taşlılar moda. Ben bir tane gidip bugün alayım. Sahi bu akşamki davete ne giysem acaba? Kırmızı elbise mi yoksa beyaz mı? Bir türlü karar veremiyorum. Şekerim geçen gece giydiğin kırmızı elbise güzel. Ama biliyorsun artık kırmızının modası pek yok. Şimdi lameler, doreler moda. Kendime birkaç tane aldım hemen. Sen aldın da ben almadım mı sanki? Bir de yeni kürk aldım astrakan. Ben astrakanı pek tutmuyorum. Biraz yaşlı kürkü. Benimkisi Ronar Arjante. Ah. Çocuklar nerede? Aa neredeler ayol merak ettim. Belki bahçededirler gelin bakalım. Ah, siz ne yapıyorsunuz orada öyle? Hiç biz de sizin yaptığınız gibi yarış yapıyoruz. Arkadaşlar hadi bakalım her haftaki şiir yarışmamıza başlıyoruz. Kim okuyacak önce? Ben okuyorum. Sınavdan çıkmışım yorgunum hocam. Bana biraz umut ver, yavaş yavaş. Aman kırık notu görmesin gözüm.
yüksekçe puanlar der yavaş yavaş. Güç bela diploma aldım liseden. Bir haber çıkmadı hala üniversiteden. Peder çok bozuldu, soruyor. Neden? Sen gel ona cevap ver yavaş yavaş. Bende bir peder var, kaşları çatık. Kızımı vermiyor ekmeğe katık. Şu son hakkımı da kaçırırsam artık, vallahi beni çiğ çiğ yer yavaş yavaş. İşte hocam, ben 3 yıldır böyleyim. Söyle daha kaç yıl bekleyeyim? Bırak artık nasihatı, neyleyim? Bu fakiri lütfen gör. Yavaş yavaş. Evet. Kim var şimdi? Ben okuyayım ben. Bizim adama yazdım, duysun da ibret alsın. Dur adam, dur adam, şiirin adı oluyor. Dur adam, dur adam. Her akşam gelip dövdün, bu kadın karındır, düşman değil. Vururken bir parça düşün, bu vücut etten kemiktendir, taştan değil. Bu ev köle gibi akşamlara dek çamaşır, bulaşık, temizlik, yemek ve daha bir sürü iş yüklenerek saçımı süpürge ettiğim yerdir. Şunu da unutma ey zalim koca. Araya girse de hekimle hoca, kapınca bavulu ya da bir bohça, bu evden tüymeyen vallahi namerttir. Ay kutluyorum şekerim, çok güzeldi. Şimdi sıra kimde? Bir de ben okuyayım efendim. Bakalım kimlerin kulakları çınlayacak. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Yusuf. Bakkal Yusuf. Surat asma, dur gayrı. Maaş farkı alır almaz oradayım. Her görüşte diyorsun ki ver gayrı. 3 kuruş borç bulunca oradayım. Rica minnet, faturalar toplanır. Formlar doldurulur, fişler yoklanır. İtiş kalkış kuyruklara katlanır. İadeyi alır almaz oradayım. Karlar yağdı, evdekiler titreşti. 1 ton kömür aldık, maaşı aştı. Bizim garip bütçe bu kış da şaştı. Söz yaza çıkar çıkmaz oradayım. Ayakkabıcıya da uğrayacak mıyız? Benimkileri pençe yapacaktı, bittiyse alırız. Yeni pabuç almaktansa eskileri tamirciden almak daha kolay. Biliyorsun pabuç çok pahalı. Ay hep sıkıntı, hep sıkıntı. Hayatımızda hiç hoşluk yok. El alem aşık oluyor, sevda çekiyor, ağlıyor ağlıyor, geberiyor, ne güzel. Biz pantolonun düğmesi, ayakkabının pençesi, yok elinin körü. Ay kızım buna da şükür. Doğru. Bu kim ya? Merhaba. Siz Şadiye Hanım'sınız değil mi? Sizi unutmak mümkün mü? O gözlerinizin güzelliği inanın yıllar da geçse gözümün önünden hiç gitmiyor. Ama şimdi daha da güzelleşmişsiniz. Nasılsınız Şadiye Hanım? Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ama ne yazık ki İskenderun'a dayınım çıktı. Sizi göremeyeceğim için çok üzgünüm. Ama güzelliğinizi kalbimin içinde beraber götürüyorum. Ne yapalım? Kader. Haklısınız, kader. Sizi fazla ayakta tutmayayım. Hayatımda tanıdığım en güzel kız sizsiniz Şadiye Hanım. Çok mersi, bilmukabele. Hoşça kalın Şadiye Hanım. Güle güle. Hoşça kalın. Kız, senin adın Kevser değil mi? Niye sana Şadiye dedi? Beni Şadiye ismindeki bir tanıdığına benzetti. Ay seni tanımıyor mu? Vallahi tanımıyor, ben de onu, o da beni tanımıyor. Niye itiraz etmedin, niye ben Şadiye değilim demedin? Canım benzettiyse benzetti. Hayatımda ilk defa bir erkek bana bu kadar iltifat etti. İlk defa, ilk. Yanlışlık bile olsa değmez mi kız? Misafirler gelene kadar yenisini yapabilirsin anne. Oğlum 20 parça pasta vardı. 19'u gitmiş, biri kalmış. Ay böyle şey olur mu? Olmaz da ama anne, ne yazık ki 20. pastayı görmemişim. Yeni
işte Şenlik arayacağım. Nasıl olsun ki? Sevgili köpeğimi kaybettim. Neden üzülüyorsun? Baban gazeteye ilan verir, köpeğin de bulunur. Bu çok zor Zeynep, çok zor. Neden ama? Çünkü benim köpeğim hiç gazete okumaz ki. Anne. Ha canım. Melekler uçar mı? Uçar yavrum. Hepsi mi? Elbette hepsi uçar. Peki benim dadım niye uçmuyor anne? Dadın niye uçsun ki Alican? Babam sen evde yokken dadıma meleğim diyor. Demek öyle diyor ha? Artık baban da uçar Alican. Söyle bakalım Alican. 20 tekir günü olan ay hangi aydır? Bütün ayların 28 günü vardır öğretmenim. Aferin sana Ali'den. Son iki haftadır ödevlerini çok güzel yapıyorsun. Özellikle bu problemleri çok güzel çözmüttün. Ne oldu bu it? Son iki hafta annemle babam tatile çıktılar da ondan öğretmenim. Çocuklar, bugün hep beraber bir ton pozisyon denemesi yapacağız. Batlığı tevdili tedim olan bir tonu işleyecektiniz. Bu ton pozisyon 50 telimeden az olmayacak çocuklar. İlk bitirene de benden kocaman bir aferin var. Hadi batlayın bakalım. Ben ödevimi bitirdim öğretmenim. Aferin sana Ali'den. Aferin, hadi otur bakalım. Eğer beğenirsem sana bir aferin daha vereceğim. Siz mi sayacaksınız yoksa ben mi sayayım? 50 kelime olacak demiştiniz ya. Ödevini eksiltit yapman beni çok sevindirdi Ali'den. Hadi bakalım, hem otu hem de tay. Sevgili kedimi kaybetmiştim. Sokağa çıktım, aramaya başladım. Ve gel pisi pisi, 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 gel. Yazlık ev aldığımızı söylemiş miydim şekeri? Hem de kaç defa, biz de bir tekne aldık. Hamur teknesi mi anne? Çok sevindim şekerim. Demek ki kocanın işleri düzeldi. Oo, hem de nasıl. Artık et 15 günde bir değil, haftada bir yiyoruz. Alican, ne tatlı şeysin sen. Yakışıklı oldun vallahi. Şekerim, ağız babasının ağzı. Gözler senin gözleri. Burun da ablasının burnu. Pantolon da abimin pantolonu. Söyle bakalım Ali'den, sütü eksiltmemek için ne yapmak gerekir? Sütü eksiltmemek için buzdolabına koyarız. Sonra iyice kaynatıp saklarız. Ama hepsinden daha iyi bir çare vardır öğretmenim. Aferin sana Ali'den. Sendeki bu gelitme beni çok heyecanlandırıyor doğrudur. Peki söyle bakalım Ali'den, bu en iyi tare ne mi? Sütü ineğin memelerinde saklamaktır öğretmenim. Bende de akıl yok anne. Olsaydı karneme iyi getirir, babama bisiklet aldırdım. Hadi evladım, şu trafiği kaldır da kimseyi rahatsız etme. Hadi güzel ol. Söz veriyorum anne, kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Herkes uyuduktan sonra çalacağım trafiği. Hoş geldin oğlum, karneni dört gözle bekliyorum. Üzgünüm anne, karneme arkadaşıma ödünç verdim. Neden verdin Alican? Arkadaşım babasını korkutmak istiyormuş da ondan. Ali'den, senden hiç memnun değilim. O kadar uğrattım, didindim, sana ancak ona kadar taymayı öğretebildim. Yani ileride ne olacaktın, çok merak ediyorum doğrusu. Hiç merak etmeyin öğretmenim. Ben de boks hakemi olurum. Bir, iki, üç... 4, 5, 6. Aferin sana Ali'den. Tatlıyı çok güzel anlattın. Söyle bakalım Ali'den, tıkmat ne demektir? Tıkmat? Tıkmat.
Tıkmat. Tıkmat, tıkmat. Çıkmaz. Aferin tabii. Çıkmaz. İşçi ve memurun her ay başı bakkal, kasap ve manavın karşısında içine düştüğü durumdur. Evet sevgili Alican. Yeni ünvanıyla süper çocuk. Dünya ilkokullar arası bilgi yarışmasında birinci oldun ve hepimizi çok sevindirdin. Dilersen izleyicilerimiz için seninle küçük bir söyleşi yapalım mı? Yapalım. Peki söyle bakalım, 46.524 sayısının karekökü nedir? 218. Bravo. Peki Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında bindiği filin sol dişinden yapılan heykeli bulunduğu şehir hangisidir? Mohenjo-Daro. İnanılmaz bir hafıza. Peki Alican, Vatikan'daki büyük kilisenin yüz ölçümü ne kadardır? 1500 metrekaredir. Peki bir soru daha. Samanyolu kendi etrafında saniyede kaç kilometre hızla döner? 320 kilometre hızla. Peki bu dönüş kaç yılda tamamlanır? 200 milyon yılda. Bu kadar çok bilgiyi aklında tutabilmen gerçekten mucize Alican. Peki sen hiçbir şeyi unutmaz mısın? Hayır. Yani bugüne kadar unuttuğun hiçbir şey olmadı mı? Olmadı. Yalnız geçen gün bir arkadaşım hadi gel saklambaç oynayalım dedi. Ne söylediğini anlayamadım. Nasıl yani? Yani saklambaç ne demek? Ne zaman oynardık, nasıl oynardık, ne bileyim unuttum. Sahi saklambaç ne demek? Ağzınıza layık. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugünkü programımıza dört gözle beklediğinizi umduğumuz bir konuğumuzu davet ettik. Yemek için değil, yaşamak için yemeli deyiminin ünlü savunucularından biri olan bu konuğumuzu büyük fedakarlıklarla stüdyomuza getirdik. Evet efendim, bugünkü konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı sağlıklı beslenme uzmanı Sayın Narin İnce. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Narin İnce, hoşgörünüze sığınarak adınız ve soyadınıza ters düşen bir görüntünüz olduğunu söyleyeceğim. Rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çünkü ben kendimin çok az miktarda toplu olduğumu biliyorum. Sayın Narin İnce, terzi kendi söküğünü dikemez derler. Siz de bir beslenme uzmanı olarak bu fazla, yani az kilolarınıza bir çözüm bulamıyor musunuz? Benim için çok kolay. Ama bir dirhem et bin ayıp örter atasözünü unutmamalı değil mi? Sizin unutmadığınız belli Sayın İnce. Şimdi bize sağlıklı beslenme konusunda neler söyleyeceksiniz? Söyleyecek çok şey var ama benim söyleyeceğim şeyler sizi oldukça şaşırtacak. Dolayısıyla sayın izleyicilerimiz de çok şaşırtacak. Evet efendim sizi dinliyoruz. Mesleğim icabı yaptığım araştırmalarda sağlıklı beslenerek ideal ölçülerde kalan hiçbir vatandaşa rastlamadım. Nasıl olur? Mal gibi olur. Bakın sağlıklı beslenen bir aileyi inceledim, gözledim. Allah için sağlıklı besleniyorlardı. Etin en iyisini, balığın en pahalısını, şarküterinin en alasını sofralarından eksik etmiyorlardı. Üstelik can boğazdan gelir atasözünü yemek odalarına asmışlardı. Ve durmadan sağlıklı yiyecekleri yemekteydiler. Sonuç, ailenin reisi 110 kilo ve ünsak, eşi ise 100 kilo ve şeker hastası. Çocukları 12 yaşında ve 60 kilo. Bilmem anlatabildim mi? Yani şimdi siz sağlıklı beslenmeye karşı mısınız? Kesinlikle karşıyım. Ben herkese sağlıksız beslenme öneriyorum. Söylediğiniz gibi bizleri şaşırtmaya başladınız. Peki bu önerdiğiniz sağlıksız beslenme nasıl oluyor? Bal gibi oluyor. Bakın ben ayrıca sağlıksız beslenen başka bir aileyi de inceledim ve gözledim. Allah için bütün aile fertleri sırım gibiydiler. Bir gram bile fazla kiloları yoktu. İnanılacak gibi değil. Yani incelediğiniz bu aile sürekli rejim uyguluyor. Yani devamlı periz yapıyor öyle mi? Bravo. Evet periz yapıyorlar. Kalabalık bir aileydiler. Karı koca ve 7 çocuk. Sağ olsunlar beni de bir hafta evlerinde misafir ettiler. Demek ki bilim adına özveride bulunmuşlar. Bravo. Kaldığım bu bir hafta boyunca devamlı sebze yemekleri tercih edildi. Ayrıca yemeklerde yok denecek kadar az yağ vardı. Kişi başına çeyrek dilim ekmek düşüyordu. Et kesinlikle mutfağa sokulmuyordu. Pastırma, sucuk gibi kalorisi çok yüksek gıdaların adı bile anılmıyordu. Zaten çocuklara pastırma sever misiniz dedim. Onlar da masal mı diye yanıt verdiler. Ailenin bütün fertleri birer manken gibi zayıftılar. Müthiş bir şey. Bu aileyi doğrusu ben de tanımak isterdim. Yani böylesine bir iradeye ancak saygı duyulur. Ne iradesi kardeşim? Evin reisi emekli işçiydi.
Emekli maaşıyla sağlıklı besleneceğini sanıyorsun? Hiç de böyle incelemelerini tamamladım. Yani sağlıksız beslenme tezinizi ortaya attınız böylelikle. Harika. Sayın Narin İnce, isterseniz sizi periz yemeklerinizi tarif etmeniz için mutfağımıza alalım. Buyurun efendim. Tabii. Buyurun. Tabii. Yok değil. Çok güzel. Fikrinizi verin. Buyurun efendim. Yardım. Sabah bir dilim kızarmış ekmek ve bir dilim tuzu alınmış beyaz peynir. Öğlende ızgara, ızgara et ya da tavuk 70 gramı geçmeyecek. Yanında salata. Akşamları daha hafif şeyler öneriyoruz. Izgara balık ve yanında bol limonlu salata. Bu sihirli rejimi uygularsanız benim gibi ideal ölçülere sahip olmuş olursunuz. Ağzınıza layık. Sayın Narin İnce, önce çok teşekkür ediyorum ve arkasından yine o hoşgörünüze sığınarak bir şey sormak istiyorum. Bu sihirli formülü siz de tatbik ettiğinizi söylediniz. Fakat galiba hala biraz fazlanız var. Bunun nedenini öğrenebilir miyim acaba? Nedeni var mı evladım? Ben bu perhiz gıdalarını yemeklerden önce alıyorum da ondan. Sayın seyirciler, değerli konuklar, taklit yarışmasına hoş geldiniz. Şimdi sözü fazla uzatmadan birinci yarışmacımızı izliyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Adınızı lütfen eder misiniz? Horoz Hamdullah. Çok güzel Sayın Horoz Hamdullah. Siz bize ne taklidi yapacaksınız efendim? Ben Denizli dolaylarından bir horoz taklidi yapacağım. Öyle mi? Çok güzel. Evet, sizi dinliyoruz. Çok güzel, tebrikler. Şimdi sıra ikinci yarışmacımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz bize ne taklidi yapacaksınız? Ben size şunu alabilir miyim? Tabii. Test. Aslında ben bu tür yarışmaları çok gereksiz buluyorum. Arkadaşların ısrarıyla katıldım. Çok güzel ayağa kalkmış karınca, kaymaklı bisküvi, kakalak, hamam böceği taklitleri yaparım. Yalnız bu taklitleri rizikolu bulmaktayım. Çünkü maazallah sinek ilacı falan sıkılabilir. O yüzden bu taklitlerden vazgeçtim. Aslında moodumda da değilim. İnsanlar da kedileri sevdiği için kedi taklidi yapacağım. Zaten mahallede bana bütün arkadaşlar pamuk nebat derler. Evet, siz de kedi seversiniz değil mi? Miau. Bravo. Bravo tebrikler. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz şimdi bize kimin taklidini yapacaksınız? Efendim, ben meşhur bir türkücünün taklidini yapacağım. Onun gibi de giyindim. Çok güzel. Evet, sizi dinliyoruz. Evet, teşekkür. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Dağın Erdoğan'ın kayısı, gel yarimin dayısı. Dayısını beklerken, geldi dağın ayısı. Çok güzel, tebrikler yalnız. Yalnız siz kimin taklidini yaptınız? Hüsamettin Kadayıf. İyi ama ben böyle bir türkücü tanımıyorum. Daha kimse tanımıyor. Henüz kebapçıda çalışıyor. Bir yandan da türkü söylüyor. İleride tanınacak. Aa, manyak bir yarışmacı. İlk defa görüyorum. Efendim, tanınmış birinin taklidini yapacaktınız. O zaman Michael Jackson'ın taklidini yapayım. Michael Jackson? Çok güzel. Evet, Michael Jackson'ı izliyoruz. Müzik? Müzik lütfen. Michael Jackson'sa ben de Madonna'yım. Beğenemedin mi? Tabii beğenemedim. Benim 8 yaşındaki oğlum bile daha iyisini yapar. Erhan, gel oğlum, gel bir Michael Jackson taklidi yap da görsünler. Peki anne. Sunday.
teşekkürler ediyorum. Evet. Evet hanımefendi, şimdi sıra sizde. Siz bize ne taklidi yapacaksınız bakalım? Ben şimdi çok değerli, çok sevdiğimiz bir sanatçının taklidini yapacağım. Öyle mi? Çok güzel. Peki nereye gidiyorsunuz? Şimdi siz müziği verin. Ben o sanatçı gibi içeri gireceğim, oldu mu? Öyle mi? Bekliyoruz efendim. Kardeş, kardeş, kocanı da çağır, o da İbrahim Tatlıses taklidi yapsın bari. Mia. Hemşire abi, bakın sizin hastaneyi çok methettiler. Özel hastane içerisinde en iyisidir dediler ama iyi güzel, ben yine de ameliyattan korkuyorum. Ne var korkacak? Arada bir kurtulan da oluyor. Anlamadım. Ben anladım. Yani hastanemize geldiğinizde kendinizi güvencede hissetmelisiniz. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Yani başınıza bir şey gelecekse siz isteseniz de gelir, istemezseniz de. Bana çok güzel bir moral verdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben niye bu kadar çekiniyorum biliyor musunuz? Hesap kazık gelecek diye. Anlayamadım. Yani ameliyat masrafları falan çok büyük para tutacak diye. Hayır, hayır. Ben size bir şey söyleyeyim hemşire hanım. Vasiyet mi? Öyleyse ben bir kalem kağıdı alayım. Ne vasiyeti canım? Peki öyleyse çabuk söyleyin, servisten bekliyorlar. Hemşire hanım, bu ameliyat var ya, bu ameliyat. Bu ameliyat benim ilk ameliyatım. Onun için korkuyorum. Ne tesadüf. Bize gelen yeni operatörün de ilk ameliyat. Yakarız kimileri hiç düşünmeden. Sen deli, ben senden deli. Yaşarız geceleri, yıldızlar söner. An olur, canım çeker. Tutuşur meşaleler. Fark etmez mesafeler. Ah çılgınıma. An olur, canım çeker. Gözüm gözüne değer. Aklımdan neler geçer. Ah çılgınıma.
adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım, hasretimsin sen, karadan tel, sokağında ben, kapımda akşam. Karadan tel sokağında ben, kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken. Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfke mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Üzüntünün derinde soldum, kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kursunlar. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, ateş! Vursunlar. Hazretim ayrı mı, kaderim ayrı mı? Yolu sevgiden geçen Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde mutlaka buluşacağız.